أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الثالث والتسعون إلى إسكندر خان اللودي في التحريض على صرف الأوقات إلى ذكر الله سبحانه وتعالى 93 مكتوب إسكندر خان Ellu diye yazılmış bir mektup. Bu mektubun konusu vakitlerin Allah Subhanahu ve Taala'nın zikrine sarf edilmesini teşvik etmekte olan bir mektup. Yenbagi sarful avkati ila zikrillâhi Teala bütün vakitlerin Hak Subhanahu ve Teala Hazretlerini zikre sarf edilmesi kullanılması gerekir. Ba'de eda-i salavatil hamsi ma'al cemaa, beş vakit namazın cemaatle kılınmasının ardından bütün vakitlerin zikir ile imar edilmesi gerekir. Ve eda-i sünneni ravatibi farzların öncesinde ve sonrasında kıldığımız ...revatib sünnetlerini eda ve cemaatle beş vakit namazı kıldıktan sonra Müslümanın bütün vakitlerini Allah'ı zikrederek geçirmesi gerekir. Bu Anne yeşıyla bir gayrihi, siva, unkanet, vaktel ekli evin evil evilmeşii. Yerken uyurken veya yürürken başka bir şey ile meşgul olmaması. Vakat bugün Alakkum tarikı zikir, zikir tarzı, metodu usulü size beyan edilmişti evvelce. Fe embagil iştigalu bihi bi hada't ma'hudi bu bilinen anlatılan usul üzere zikir ile meşguliyetin olması lazım gelir. Fe in tara'al futur 'ala'l kalp huzurunuza bir futur tarı olursa yani bir bıkkınlık usanç hali söz konusu olursa yembegil bahsu an sebebi zalikel futur bu futurun bu yorgunluğun sebebini araştırıp bulmak gerekir. Ve tayyinuhu ve evvelen öncelikle bu futurun yorgunluğun sebebini bu aksaklığın illetini teşhis etmek belirlemek sümme etteşebbüsü bi esbabi telafi taksiri saniyen sonra da tedavisine mübaşeret etmek gerekir. Önce hastalığın teşhisi, sonra da o taksiri, aksaklı kusuru, telafinin sebeplerine teşebbüs etmek, yani sarılmak gerekir. وَيَنْبَغِ التَّوَجُّهُ اِلَى الْحَقِّ سُبْحَانَهُ بِالْاِلْتِجَاءِ وَالْتَدَرُّعِ اِتَّامِ Subhanahu ve Teala Hazretlerine tam bir yöneliş ve kamil bir yalvarış yakarış ile yönelmek lazımdır. O يَسْأَلَهُ سُبْحَانَهُ subhanahu def'a الْفُتُورِ futur ve taksir aksaklık ve kusur zulmetini, karanlığını bertaraf etmek için Allah'a yalvarmak ve yakarmak gerekir. O يَتَوَسَّلَ yetevessale bi اُخِذَ عَنْهُ anhu zikir ev zikir zikir aldığı şeyhine, mürşidine tevessül ederek bu duayı yapar. Allah'u subhanahu el müyessiru kulli asirin ve selam. Allah subhanahu ve taala her türlü zorluğu kolayla çevirendir. Ve selam. El mektubur rabiu ve 94. mektup. الى خضر خان اللودي ينا لوت بلجسندن ميرزاتا خضر خان اللودية يزل مشولوب في بيان انه لا بد للانسان من تصحيح العقائد واتيان الاعمال الصالحة ليطير بهذين الجناحين الى عالم الحقيقة و مكتوب Bu mektupta İmam Rabbani Hazretleri önce akaidin tasihini sonra salih amellerin yerine getirilmesini böylelikle meydana gelen bu iki kanatla hakikat alemine uçmanın mümkün olduğunu beyan etmektedir. Yani bir seyri sülük yoluna girilecek, bir tarikat dersi alınacak ve bu tarikat dersinde Tertemiz, arı duru olan o maneviyat alemine yolculuk yapılacaksa öncelikle sağlam bir inancın olması peşinden de her türlü güzel işlerin işlenmesi gerekir. İnancı bozuk, ameli eksik bir kimsenin tek kanatla veya kanatsız bu semada, bu göklerde uçması mümkün değildir. Razakakumullahu subhanahu el istikamete ala caddeti şeriatil mustafaviyeti Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirmiş olduğu şeriatın tam göbeğine, tam ortasına bağlı bir istikamet üzere hayat sürmeyi Cenab-ı Allah sizlere nasip ve müyesser etsin ala sahibiha as-salatu ve selamu ve tahiyyetu o şeriatın sahibine salat, selam ve tahiyye olsun. Vellezî la budde minhu lil insan. İnsan için zorunlu olan, kaçınılmaz olan, olmazsa olmaz olan huve tashihul akaidi evvelen ala muqtada ra'i ehli sünneti vel cemaati saibe. Öncelikle görüşleri doğru olan ve ellezina humul firkatun naciye. Firkayı najiye, kurtulan, kurtulacak olan grup olan ehli sünnet vel cemaatin görüşleri paralelinde görüşlerine göre akidenin düzeltilmesi, tasih edilmesi gerekir. Öncelikle bir taliplinin tarikat yoluna girecek bir kimsenin sağlam bir akaide sahip olması gerekir. Sağlam akaitten kasıt da ehli sünnet ve cemaat akaididir. Sonra ve ityanul amali salihati İkinci ikinci olarak da salih amelleri yerine getirmesi gerekir. Bi mucabil ahkamil fıkıh hükümleri gereğince ne diyorsa fıkıh ona göre amellerini yapmakla mükelleftir. Bu ikisi önemlidir. Bütün mesele صالم بإنانجة صاحب وصالح عمل فإن ساعدت توفيك الإلهي بعد تعلم أحكام الفرائض والسنن والواجبات والمستحبات والحلال والحرام والمشتبهات يقول إمام رباني شايت توفيك إلهي Yani Cenab-ı Allah bir kulunun yüzüne güler, onu muvaffak kılar ise ancak bu muvaffakiyetin şeriatın farz, sünnet, vacip, müstehab, helal, haram ve şüpheli olarak tasnif ettiği bütün hükümleri öğrendikten sonra neyi yapmak, neyi içmek, neyi yemek, neyi söylemek, nasıl davranmak farzdır, vaciptir, sünnettir, müstahaptır, haramdır, helaldir, şüphelidir. Bunları öğrendikten sonra eğer Cenab-ı Allah'ın tevfiki de söz konusu ise ve husuli hazeynil cenahayn el-i'tikadiyyi vel-ameliyyi bu iki kanadı kazandıktan yani hem itikat hem de amel boyutunu tamamladıktan sonra yumkinut tayaranu nahve alemi'l hakikati hakikat alemine doğru kanat açmak mümkün olur. Uçuşa geçmek imkan dahilinde olur. Ve biduni husuli hadayni's bu iki destekçi olmadan, bu iki kanat olmadan sağlam bir inanç ve tas tamam salih ameller olmadan yestahilu tayaranu nahvaha o tarafa doğru uçuşa geçmek mümkün değildir. Şair ve min el muhali es seyru fi turuqis safa ya sa'd min gayri ittiba tibail Mustafa. Safa yollarında yolculuğa çıkmak imkansızdır ey saat. Muhammed Mustafa'ya tabi olmaksızın. Kim bu saat? Saat mutlu insan demek, mutluluğu arzu eden insan demek. Bir muayyen muhatabı yoktur. Dolayısıyla her kim mutlu olmayı istiyorsa, saadete ermeyi istiyorsa o maksattır. Malumu aliniz saadet insanların ortak paydasıdır. Yani herkes saadeti elde etmek için ulaşır, uğraşır. Kimi saadeti parada görür, parayı bulayım, saadeti kazanayım diye düşünür. Kimi makamda, mevkide, saadet arar. Kimi bir kadına aşık olur, mecazi bir aşkın yangınına düşer. O kadını elde edince saadet bulacağım diye zanneder. Ancak bütün bu saadetler hep boş saadettir. Kişi maksudunu elde ettikten sonra işin içinin öyle olmadığını görür. Asıl saadet kişinin Allah'a kulluğu ile mümkün olur. Onun için Müslüman dünyada İslam'ı yaşayan, Allah'a inancı tam olan insanların mutsuz olması mümkün değildir. Onlar mutludurlar. Nitekim nefsin basamaklarından bir tanesi de Radiye ve mardiye olmasıdır. Radiye nedir? Her halükarda mutlu olmaktır. Yani Allah'ın yaptığı her şeyden hoşnut olmaktır. Rıza göstermektir. Dolayısıyla kul faile mutlağın Allah olduğunu bildiği sürece onun mutsuzluğuna bir sebep ve illet bulunmaz. Ancak bakıyoruz ki mutsuzluğun bir neticesi teşebbüs edilen intihar vakaları en fazla İsviçre gibi batıda, doğuda da Japonya gibi zenginliğin zirvesini yaşayan ülkelerde oluyor. Ve genelde de fakir fukara arasında olmuyor bu intiharlar. Yani her toplumun kendine göre yine bir fakiri var. Yani milli gelir 50 bin dolardır da Yine aylık geliri 300 dolar olan, 500 dolar olan insanlar da vardır. Ama bunlar intihar etmiyor. Aksine en üst tabaka, en üst kesim intihara teşebbüs ediyor. Bunun da sebebi bu inanç dünyasındaki açlık. O inanç dünyasını besleyecek olan salih amellerin olmaması. Yani ister Müslüman olsun, ister olmasın, bir fakire merhametle nazar eden kimsenin intihar etmesi kolay kolay söz konusu olmaz. Onun için her türlü salih amel kişiyi mutlu ve mesud etmeye yönelik bir çabadır. Sebbeten Allahu subhanahu ve iyakum ala Muhammed Mustafa aleyhi ve ala alihi assalatu vesselam. Cenab-ı Allah bizi, sizi, hepimizi Muhammed Mustafa'ya tabi olma nimeti üzerine sabit kılsın. Bu noktada bizleri şaşırtmasın. Ve ahiru davana inel hamdülillahi rabbil alemin. Böylelikle mektubumuz bitmiş oldu. Bir diğer mektup 3 sayfa. İnşallah haftaya Allah ömür verirse onu okuruz. Peki El Fatiha.